Türkiye ile İsveç arasında kuran Kerim yakma krizi giderek büyürken geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında Kur'an'ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'dan yeni açıklama, provokasyon ve tehdit geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile başlayan krizi körükleyen Paludan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği paylaşımında bundan böyle her hafta bir Kur'an'ı Kerim yakacağını duyurdu. Palu'dan İsveç NATO üyesi olana kadar her cuma Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağım, dedi. Bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da üç kere Kur'an yakacağını belirten Palu'dan, bugün bir caminin önünde Kur'an yakacağım, bir kez Rusya Büyükelçiliği önünde yakacağım, bir kez de Türkiye Büyükelçiliği önünde yakacağım, dedi. Danimarka'da Paluda'nın böyle çirkin bir eylem gerçekleştirmesi için izin almasına gerek duyulmazken, sadece yetkililere 24 saat önceden haber vermesi gerekiyor. Palu'dan, bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu duyuracağım. O, İsveç'in NATO'da istemiyor fakat ben ona ifade özgürlüğünü öğreteceğim, dedi. Her cuma günü yerel saatte 14'te Kur'an yakacağını belirten Palu'dan, eğer İsveç'in NATO'ya alırsa hayatım boyunca Türkiye Büyükelçiliği önünde asla Kur'an'ı Kerim yakmayacağım, ifadesini kullandı.